yıllardan beri Bolu'da, belki hatırlar, Galatasaray maçlarında hep olay çıkmıştır zamanında. Sahadan dışarı çıkılmamıştır. Bursa'da bütün maçlarda olaylar çıkmıştır. Camlar, çerçeve, bilmem neler parçalanmıştır. Kocaeli'de ben bilirim, Fener maçlarını takibe gittiğimizde o derinceye kadar kovalarlardı bizi. Biz arkamızdan millet koşuyor, biz önden minibüslerle kaçıyoruz. Hiçbir şey bahsedilmezdi. Trabzon'da olay var. Trabzon'da olay var. Bu neden? Çünkü şampiyonlukları üç büyükler paylaşmış. Elin Karadenizlisi gelmiş. 6 tane kupayı ellerinden almış götürmüş. Onlara karşı bir hasım görüntüsü. Tehlike. Yani bir şey oldu. Potansiyel onlar artık büyüklüğü kendine alabilecek potansiyel bir tehlike. Tabii tehlike. Yani onun için... O bir rakip. Yoksa ya biz, ben 3. ligde oynarken Düzce'ye falan giderdi. Ödümüz kopardı ya. Düzce'den kazansan da dayak yersin. Kaybetsen de dayak yer. Şehirden dışarı çıkana sonucu kadar yani. Öldürmeler. Sopalıya çıkar. Otobüse koyarlardı. Gönderirlerdi yani. Yani Düzce özellikle. Olayın genele baktığımız zaman da biz spor basını olarak her şeyi çok büyüttük. Her şeyi çok büyüttük. Ne bileyim, bu şike davasındaki mahkemenin yasak koyduğu olayları da sayfalara taşıyarak büyük suç işledik. Bir de ödül verdik. Mutlaka. Kesinleri. Bir de ödül verildi. Kimse gelip de kardeşim ne yapıyorsun diye sormadı. Yani ben olayın en tepesinde kendimizi görüyorum. İğneyi değil, çuvaldızı kendimize batırıyorum. Evet, Trabzon'da seyirci taşkın. Çok taşkın. Onu hiç kimse söyleyemez. Çünkü 37 yıllık gazetecilik hayatımın 35 yılını oraya verdim ben. Voleybola 37 yıl, Trabzon'a 35 yıl. Bu çok büyük bir olay. Trabzonsporlularla ben 1,5 kez Ekvator'u dolaştım. Gittiğim yerlere bakarsanız. Trabzon daima üvey evlat ve Onur'un da dediği gibi önemli bir rakip olarak görüldü. Halbuki herkes Türk futbolunun bir parçası olduğu kabul edilseydi bence bu kadar gerginlik olmayacaktı. Bir de tabii şike olayında bence gene mahkemelerin yönlendirmesi sonucu Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.